Sevgili dostlarım, efendim merhabalar, nasılsınız? Mart ayına hemen ışınlandık. Hemen Mart ayını da çekmek istiyorum. Ardı ardına hatta yayınlayacağım büyük bir ihtimalle. Ve bundan sonra da umarım video, YouTube videosu çekme meselesinde umarım bir aksilik yaşanmaz, herhangi bir şey yaşanmaz ve biz rutin videolarımızı çekmeye devam ederiz. Çünkü arka arkaya gerçekten çok güzel kitaplar geliyor, yine belirtiyorum efendim. O yüzden de Ocak'tan sonra Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketinden dolayı hiçbir paylaşım yapamadığım için hemen Şubat'ı ve Mart'ı arka arkaya çekip yüklemek istedim efendim kanalıma. O yüzden de şimdi hemen ardından Mart videosuyla karşınızdayım. Umarım faydalı ve yararlı olur. Birlikte bu kitapları okur ve üzerinde düşünürüz diye düşünüyorum. Efendim, Metis yayınlarıyla başlayacağım. Bu sefer bu taraftan başlayacağım kitap tanıtımına. Metis Yayınları şahane kitaplar yayınlamaya devam ediyor. Ardı ardına zaten benim çok özel yayın evlerimden birisidir. Bir okur olarak söylüyorum bunu. Her kitabını hemen hemen okurum, kaçırmaksızın. Ve Metis'in şöyle dört tane kitabını hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Efendim, temasın imkanları. Bir kere Metis'in kitap isimleri diye bir şey var. Metis'in kitaplarının kitap isimleri diye bir şey var. Efendim, kesinlikle var bu. Ve Metis'in kitap kapakları diye bir şey var. Benim böyle aşırı bayıldığım, öyle söyleyeyim. Çok güzel kitap kapakları yapıyorlar. Can Yayınları da çok güzel kitapları yapıyor. İşte ne bileyim, iletişim, yani özenli yayın evleri bunlar. Metis benim ayrıca bir yere koydum. İşte Jaguar var mesela. Şu an hemen aklıma düşenleri söylüyorum. Temasın imkanları. Hemen şöyle bir ard arda. Sakar. Bakar mısınız efendim? Şimdi bakın bir kapağına lütfen. Bunu böyle bir kapak ve böyle bir isim okumak istemez misiniz bir kitabı? Bahsedeceğim. Pis İşler. Kapağına bakar mısınız kitabın? Okumak istersiniz değil mi? İsmi aynı zamanda Pis İşler efendim. Çok şahane. Araziyi düzleştirmek. Ben böyle ilk gördüğümde, hani bir de deprem de olmuştu, öyle bir şey söyleyeyim, ve ne oluyor falan oldum. İçeriğini okuyunca daha da mutlu oldum, çünkü Gülten Akın söz konusu. Şairimiz Gülten Akın, sevgili Gülten Akın söz konusu ve Hasan Turgut'un Gülten Akın şiirinde ortaklığın inşası alt başlığına bakar mısınız? Şimdi ondan sonra özel yayın evi deyince neden özel yayın evi olmuş oluyor? İşte bütün bunlardan dolayı kapağı, ismi, alt başlığı, yazarı, her şeyiyle, neyi anlattığıyla birlikte Metis Yayınları gerçekten de çok özel bir yayın evi. Şimdi temasın imkanları, değmek, değer üretmek, dayanışmak. Tam da yani tam yaşadığımız güncel olaylara ve aynı zamanda rutinlerimize de çok uygun olan bir kitapla karşı karşıyayız aslında. Sadece hani güncelde yaşananlar falan değil mevzu bahis olan. Çok güzel denk geldi. Sanki böyle Ayşe Hanım bu Şubat'ı görmüş gibi, o yani o dönemi görmüşcesine bu kitabı yapmış, hazırlamış bu kitabı. Onu söyleyebildim ben. Şaşkınlıkla, büyük bir şaşkınlıkla. Temasın imkanları. Adı Muazzam. Adının tam karşılığı kitapla karşı karşıyayız. Yine alt başlığının tam karşılığı bir kitapla karşı karşıyayız. Değmek, değer üretmek, dayanışmak üzerine bir kitapla karşı karşıyayız sevgili dostlarım. Bir derleme kitap bu. Kitabın içerisinde metinleri bulunan yazarlar Alperen Gençosmanoğlu, Aslı Zengin. Tanıyoruz kendisini. Metis'ten yine kitapları yayınlanmıştı Aslı Hanım. Ayşe Akalım, kitabın yazarı ve derleyeni efendim. Birkan Taş, Burcu Mutlu, Bürge Abiral, Derya Acuner, Nüket Sirman, Yonca Cingöz. Çok şahane bir kitapla karşı karşıyayız. Dünyada son dönemde iyice yoğunlaşan güvenlik toplumu arayışı, internetin yaygınlaşıp etkinleşmesi, neoliberalizmin bedeni açık bir kaynak haline getirmesi ya da sağ popülizmin ve ekolojik yıkımın tetiklediği endişe ve korkular, duygulanımın gördüğü entelektüel ilgide önemli rol oynayan güncel gelişmelerden birkaçıdır. Duygulanım teorisi, bedenlerin sabit konumlanmış göründüğü zamanlarda dahi aralarında aktarım, bağlantı, işbirliği hallerinin olduğunu görmemizi sağlar. Değmek, değer üretmek ve dayanışmak üç ayrı durum değil,
aynı sosyalliklerin birbirine içkin üç ayrı biçimi olarak anlaşılabilir. Şahane bir kitapla karşı karşıyayız. Öyle söyleyeyim. Mutlaka tavsiye ediyorum efendim. Sakar. Şimdi gerçek bir olay. Onu söyleyeyim. 2009 yılında gerçekten Fransa'da yaşanan bir olayla karşı karşıyayız. 2017'de filmi çekiliyor. Büyük olay yaratıyor. 2009'daki gerçekleşen gerçek olayda da büyük tartışmalar oluyor. Filminde ayrı tartışılıyor olay. Ve Alexander Sevret efendim romanını yazıyor 2019 yılında. Bu da ayrıca tartışılıyor yine konu. Çünkü şiddeti bu biçimiyle ilk defa okumuyoruz aslında. Ebeveynlerin bir kız çocuğuna, kız çocuklarına ebeveynlerinin yaptığı şiddetle karşı karşıyayız. Sistemli, sistematik bir şiddet. Yalnız buradaki şiddette Alexander Seurat şöyle bir şey yapıyor. Bu şiddet hepimizi dahil ediyor. Yani hepimizin aslında bu şiddet çarkının içinde olduğumuzu gösteriyor. Yani şiddeti uygulayanlar zaten anne ve baba zaten onun içindeler. Çocuğa bunu yaptıkları için. Öğretmenler aynı şekilde hiçbir şey yapamadıkları için bu duruma. Sosyal hizmet görevlileri aynı şekilde ve biz okurlar aynı şekilde. Çünkü buradaki kız Diana, yani ismi Diana, bir ilkokul çağında bir çocuktan bahsediyoruz. Ağız birliği yapıyor anne babasıyla. Yani şöyle bir ağız birliği yapıyor. Olayları anlat dediğinde çocuğa, çocuk olayları anlatıyor ve kendi sakarlıkları üzerinden anlatıyor olayı. Ben sakarım diyor, ben çarptım, ben düştüm, ben burktum ayağımı diyor mesela. Asla anne babası yapmış olmuyor ona böyle şeyleri. Aynı hikayeyi anne baba da anlatıyor tabii. O düştü, o yaptı işte falan gibi, o çarptı gibi hikayeler anlatıyorlar ama çocuk bir gün okula neredeyse yürüyememez hale geliyor. Halde geliyor. Şiddetin bu denli görünür olup da, bu denli hiçbir şey yapamamak, hiçbir şey yapamamak ama. Hiçbir şey yapamıyorlar. Ne öğretmenler, ne sosyal görevliler, ne de anneannesi çocuğun, ne de teyzesi. Hiçbir şekilde müdahale edemiyorlar Diana'nın gördüğü bu şiddete. Şimdi böyle bir şiddet sarmalında, hepimiz bu şiddet sarmalının içinde yuvarlanıyoruz, yuvarlanıyoruz ve hiçbir şey yapamıyoruz. Sakarın en can alıcı noktası, beni en derinden etkileyen noktası bu oldu. Gerçekten allak bullak oldum. Gerçekten kendime gelemedim kitabı okuduktan birkaç gün sonrasında bile. Ve üzerine bir şeyler yazmak istedim. Yayınlanacak efendim ayrıntılı bir yazı. Sakar'ı mutlaka tavsiye ediyorum. Mutlaka tavsiye ediyorum. Çünkü şöyle de bir şey var. Şöyle bir suçluluk duygusu yaratır şiddet insanın üzerinde. Ben hata yapıyorum ki bu şiddeti görüyorum. Sorun bende. Asıl sorun sizde değildir. Şiddeti üreten kişidedir sorun. Ama siz sürekli sorunun kendinizde olduğunu algılamak istersiniz. Öyle düşünmek istersiniz. Ya da size öyle düşündürülür bu olay. Siz kusurlu olduğunuz için size şiddet uygulanıyordur. Bunu da çok güzel veriyor kitap. Ve sorumlularının asla cezalandırılmıyor olması. Böyle bir çağda ve Avrupa'nın göbeğinde. Yani bu çocuğa yapılanlar engellenemiyor bir şekilde. Çok çarpıcı bir kitap. Mutlaka tavsiye ediyorum efendim. Pis İşler, Eyal Press, ABD ve Hayati İşler ve Eşitsizliğin Gizli Bedeli. Efendim tabii ki Amerika Birleşik Devletleri hani fırsatlar ülkesi olarak lanse edilir ya, aslında eşitsizliğin en ciddi olarak yaşandığı yerlerden biri. Pis İşler gerçekten bunu çok iyi anlatıyor ve gerçekten Amerika'nın tüm işleri pis. Temiz neredeyse işi yok. Yani fırsatlar ülkesi böyle olunuyor zaten. Yani her şeyin çok düzgün yapısı zaten bir fırsatlar ülkesi diye bir şey, bir şey söz konusu olmaz. Tırnak içinde söylüyorum bunu. Mutlaka tavsiye ediyorum. Kurgu dışında çok güçlü bir kitap. Yani kapitalizm üzerine yazılmış çok güçlü kitaplardan birisi efendim. Bizi neden 4-5 çok az bir şeyin bütün dünyayı nasıl yönettiğine dair çok güzel bir kitap. Mutlaka tavsiye ediyorum. Hasan Turgut'un Araziyi Düzleştirmek, şahane bir ismi var. Gülten Akın şiirinde Ortaklığın inşası şahanedir Gülten Akın şiirleri. Bu fırsattan istifade okuyalım lütfen Gülten Hanım'ın şiirlerini. Erken kaybettik. Yani ben işte 100-120 yaşında vefat etseydi bile erken kaybettik diyecektim Gülten Hanım için. Gerçekten de o şairlerden biri, çağdaş
şiirin en iyi temsilcilerinden birisiydi. En grotesk, öyle söyleyeyim. En başkaldıran, en iyi şiirleri yazan kadın şairlerden biriydi. Ve diğer kadın şairlerin önünü açtı, öyle söyleyeyim. Hasan Turgut da gerçekten çok şahane bir kitap yazmış, şiirleri üstüne Gülten Akın'ın. Mutlaka tavsiye ediyorum efendim, Metis yayınlarını. Böylece bitirdik. Başka şahane bir şey. Yani Mart ayı şahane geçti benim için, öyle söyleyeyim. Şimdi Anna de Formantel Riske Övgü. Ben liter edebiyatta kendisi bu kitapla ilgili bir yazı yazmıştım. Hiç beklemediğim bir zaman diliminde bu kitaba da geldi. Yumuşaklığın gücü. Efendim, yumuşaklığa övgü diyecektim. Riske övgü ya. Yumuşaklığın gücü efendim. Altını çize çize. Bayıla bayıla okudum. Anna de Forment, Fransız felsefeci. Fransız çağdaş felsefesinin en önemli temsilcilerinden biri. Çok erken yaşta kaybettik. Kaybetme sebebimizi burada söylemeyeceğim. Yazım yayınlanacak yumuşaklığın gücü üzerine. Orada bahsettim zaten ve paylaşacağım sizinle de. Yazımı yayınlanır yayınlanmaz. Yumuşaklığın gücü bir felsefi kavram değil. Yani yumuşaklık diye bir kavram yok, biliyorsunuz. Yani risk gibi, güç gibi, riskin gücü gibi ya da bu tanımlamadan. Yumuşaklık da böyle bir durum söz konusu değil ama. Yazar öyle yerlerden ele almış ki konuyu. Bayıla bayıla okudum. Öyle söyleyeyim. Çok etkilendim. En az riske övgü kadar etkilendim. Yine hiç bakılmayan açılardan. Yani bunu çok seviyorum zaten. Hiç bakılmayan açılardan, hiç görülmeyen şeylere zoomlanarak yazılmış metinlerle dolu içi. Yumuşaklık, iyilik, kötülük meselelerini bir kez daha çok derinden düşünmemizi sağlıyor. Yumuşaklığın gücü. Tavsiye ediyorum ya. Bunu alıp okursanız gerçekten çok sevineceğim. Gerçekten. Konuşalım üstüne hatta. Fikirlerinizi de söyleyin bana. Kitabı da beraber göstermek istedim size efendim. Şimdi bizim her an bir Freud'umuz oluyor. En az bir Freud. Fazla da olabilir tabii. Freud'un yası. Yine tam da yani günceli bu kadar mı yakalıyor olabilirsin? Yani bu yayın dünyasının ayrıntı yayınlarına geçtik. Bu arada kolektif yayınları efendim kitaplarıydı. Biraz önce Riske Övgü ve Yumuşaklığın Gücü. Ayrıntı yayınlarına geçtik. Şimdi ayrıntı yayınları öyle hani uzun yani şöyle bir şey, işte Ocak'tan bellidir Mart'taki yayınlanacak olan kitap aşağı yukarı. Büyük yayın evleri böyle çalışır. Bellidir yani o şeyler. Sadece işte matbaaya gidişçi tarihi bilmem ne falan olacaktır. Şimdi yaz, biz Şubat'ta çok ciddi bir felaket yaşadık biliyorsunuz. Doğal bir durumun afetini yaşadık aslında, felaketini yaşadık. Yaz tutabildik mi bilmiyorum, tutmayı becerebildik mi onu da bilmiyorum. Ne hissettik, hepimiz tabii farklı farklı şeyler hissettik ama bu durumlarla ilgili. Tam da o dönemde geldi. Yani bu kadar mı denk gelir diye şey yapıyorum ben. Yani bu kadar mı iyi ve güzel bir zamanda denk gelir. Çok beğendim. Altını çizerek okudum. Belki de gündeme denk geldiği için bilmiyorum ama zaten hani katmanlı kitaplar yayınlıyor bu anlamda ayrıntı yayınları. Freud'un yasını da çok beğendim o yüzden. Hani Freud bir gıcıklığınız olabilir. Her taşın altından Freud çıktığı için vesaire falan ama bunu gerçekten öneriyorum ya. Çünkü Freud da yas tutamıyor. Yani psikoloji bilimine, psikiyatri bilimine bu kadar hizmet etmiş. Neredeyse çağ atlatmış bir yazar yas tutamıyor mesela. Bunun sebeplerini yazıyor burada da. Çok geniş kapsamlı olarak. O çok hoşuma gitti. Çok çok değerli buldum bu yüzden. Adam Phillips, ilgi arayışı. Adam Phillips'le ayrıca hastayım. Hastasıyım kendisinin hakikaten. Çok seviyorum. İlgi arayışı da böyle çok cuk. Yani bu döneme, bu çağa çok uygun bir başlık. Ve zaten onu da anlatıyor kitap. Mutlaka öneriyorum. İnce bir kitap efendim. Yani seviyorsanız böyle kitapları mutlaka tavsiye ediyorum. Çok güzel bir kitap. Adam Phillips. Ayrıntı yayınlarından başka kitapları da var. Lütfen siteye girip bakın Adam Phillips'in. Her biri ayrı ayrı çok değerli kitaplar. Her şey neyi ilgi çekici bulduğumuza bağlıdır.
Evet, her şey neyi ilgi çekici bulduğumuza bağlıdır efendim. Kitap tam da bunu anlatıyor aslında, tavsiye ediyorum. Büyüme sonrası. Tim Jackson'ın hemen pandemiden sonra yazılmış çok değerli bir kitap. Evet, hep büyüme, büyüme, çağdaşlaşma, gelişme falan da sonrası ne oluyor? Sonrası işte pandemi oluyor. Sıcak savaş oluyor, deprem oluyor falan. Binlerce, neredeyse milyonlarca kişi ölüyor tüm bu yaşanan şeylerden. Bunlar oluyor yani. İşte atom bombası atılıyor. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı falan oluyor. Yani büyüme sonrası olan şeyler bunlar. Değişim sonrası. Bunu Tim Jackson gayet temiz bir şekilde anlatmış. Hiçbir şey, başka bir şey karıştırmaksızın anlatmış buradaki metinlerinde. Tavsiye ediyorum efendim. Livera yayınları. Hemen şöyle bir Ahlakın Cinsiyeti. Bayıldım. Öyle söyleyeyim. Zahra Ayyubi çok güzel yazmış Özlem. Arap akademisyen. Avrupa'da yaşıyor. Ve feminizmi anlatıyor. Arap Yarımadası'ndaki feminizmi. Ahlakın cinsiyetini efendim Arap bir kadın olarak anlatıyor. Arap bir kadın olarak Avrupa'da eğitim görmüş ve o anlamda yetkin bir hale gelmiş bir akademisyen olarak anlatıyor Ahlakın cinsiyetini. Bayıldım, öyle söyleyeyim. Livera yayınlarından çok şahane bir kitap. Çift Olumsuz. Efendim Afrika Edebiyatı. Biraz böyle kalbim çarpmadı, biraz yavan geldi ama okutuyor. Öyle söyleyeyim yani, okutuyor kendini. Başladığınızda okuyorsunuz. Çift Olumsuz. Bir adamın hayatını inşa etme öyküsü aslında. Fotoğraflar eşliğinde, hafıza eşliğinde aslında. Hiçbir şeye karışmadan, karışmaksızın ortalamanın üstünde yaşayan bir ailenin çocuğu kendisi. Yurt dışına çıkıyor bir müddet sonra. Bir fotoğrafçıyla tanışıyor efendim. O fotoğrafçıyla bir amaç ediniyor kendine. Fotoğrafçılıkta. Ve Afrika coğrafyasını da tanıyoruz kitapta. Böylelikle bir Afrika kültürü, bir Afrika geçmişi, bir Afrika politikasıyla tanış oluyoruz. Çift Olumsuz. Da o yüzden tavsiye ediyorum efendim. Ivan Vlasidevich kitabı. Susan Çocuk. Yine böyle benim kalbimi dağlayan kitaplardan biri oldu. Sakar gibi aynı. Yani içinde çocuğun geçtiği ve çocukların acı çekerek büyüdükleri kitaplar beni alt üst ediyor. Öyle söyleyeyim. Alt üst oldum. Efendim Cezayir'in bağımsızlığından hemen önce 1962'de köyünden kaçırıp öldürülen ve nereye gömüldüğü bilinmeyen bir babanın hikayesi. Bir babanın çocuğunun hikayesi daha doğrusu. Babasını arıyor. Arayan bir çocuk söz konusu. Efendim tavsiye ediyorum. Şimdi Kara Karga yayınları. Şimdi hemen şöyle bir şey yapacağım. Bırak Üzülsünler Türkiye'de Büyümek. Grafik roman. Şahane. Mutlaka tavsiye ediyorum. Mutlaka tavsiye ediyorum. Alınız ve okuyunuz. Her biriniz kendinizden bir şey bulacaksınız. Çünkü hepimiz Türkiye'de büyüdük. Ve Türkiye'den birçoğumuz aynı sebeplerden dolayı, burada yazan sebeplerden dolayı uzaklaştık. Yurt dışına gittik ve orada öğrenimimize devam ettik efendim. Fakat bunun oluş sebepleri burada yazıyor işte. Bir grafik roman üzerinden. Grafik romanda bütün bunların anlatılıyor olması şahane. Türkiye'de büyümek. Alt başlığı için bile alınıp okunması gereken, şu kitap kapağı için bile efendim alınıp okunması gereken bir kitapla karşı karşıyayız. Özge Samancı. Tavsiye ediyorum efendim. Mutlaka. Türkiye'de ağır müziğin geçmişi Adnan Alper Demirci. Şahane bir dokümantasyonla karşı karşıyayız. Müzik üzerine. Şahane bir dokümantasyon gerçekten. Bir tür şey. Kitaplığınızın çok özür diliyorum. Kitaplığınızın gerçekten de kaynak kitaplar arasında yerini alması gerekiyor. Arada bir müzik piyasası ile ilgili televizyonlarımızda filmler falan çekiliyor ya, bir okuyun bunu. O filmleri bu kitabın altyapısıyla izleyin ondan sonra. Çok şahane şeyler yazılmış. Gerçekten de bir kaynak kitap müziğimiz adına efendim. Türkiye'de üretilen müzik adına. Evet, ben yine böyle anlatırken yamuluyorum. Ama siz bana bakmayınız efendim. Az kaldı. Erzan Peker Onur'dan
Doğan Solibri yayınları tarafından yayınlanan Özgüven kitabı. Özgüven biliyorsunuz hemen hemen her konumuzun içinde var. Her gün bir şekilde konuşuyoruz, bahsediyoruz özgüvenli olmaktan. Mutlaka tavsiye ediyorum efendim. Acar Baltaş ön sözüyle bir kitapla karşı karşıyayız. Sürpriz Kutlama efendim yine Doğan Kitap'tan bir çocuk kitabı. Kitap arkadaşlarım efendim yazarlardan bahsediyor. Sanatçılardan daha doğrusu sanatçıları tanıtıyor. Sanatçıları çocuklara tanıtıyor öyle söyleyeyim. Çok güzel. İşte Jean Eyre'den Harry Potter'a, Don Quixote'dan çeşitli yazarlar Sherlock Holmes'a varana kadar çocuklara roman karakterlerini tanıtan bir kitapla karşı karşıyayız. Efendim, hemen Yakın Kitap Evi'nden Yeraltı Canavarı. Yine bir çocuk kitabı, çok güzel. Kentini Arayan Çocuklar, Kentini Arayan Çocuklar tavsiye ediyorum. Gerçekten kentte yaşayan çocukları anlatan çok güzel hikayeler var içerisinde. Mor Masallar efendim yine çok beğendiğim bir kitaptı, Mart ayın içerisinde okuduğum efendim. Bu kadardır. Bir şeyler var ama bunu Nisan'da bahsedeceğim bunlardan. Freud, kitle psikolojisi ve benlik analizi. Hadi bundan da bahsedeyim. Gerçekten de Mart kitabı Can yayınlarından. Mart kitabı, bundan da bahsedip Freud dedik. Burada artık kapatalım efendim bu son kitapla. Kitle psikolojisi ve benlik analizi beğendim. Çok güzel. Gayet yani hap şeklinde alıp okuyabilirsiniz. Madem Freud var, Freud'un yası var. Freud'un benlik analizinden de bahsederek bu videoyu efendim sonlandırmış olayım. Ne olursa olsun Freud'dan vazgeçemeyiz. Ne olursa olsun kitaplardan vazgeçemeyiz. Başımıza ne gelirse gelsin, kitaplarla bu başımıza gelenleri, bu toplumsal hafızanın içerisinde oluşan ve bizi son derece derinden etkileyen her olayı, neşeden, mutluluktan tutalım da ölüm, yas, felaket ne olursa olsun, ne olursa olsun her şeyi edebiyat üstünden anlatmaya, yansıtmaya ve paylaşmaya devam edeceğiz hep beraber. Okur olarak, yazar olarak, yayınlayan kişiler olarak, söyleşiler yapan kişiler olarak, inceleme yazıları yazan ne şekilde olursa olsun her şey kitaplar ve edebiyat üstünden konuşulmaya devam edecek. Şubat ve Mart'ı bir solukta arka arkaya çektim. Rahatladım şu an. Arka arkaya da yayınlayacağım. Her yerde de paylaşacağım. Kitapları okursanız, okuduktan sonra da benimle paylaşırsanız, görüşlerinizi bildirirseniz efendim çok sevinirim. Şahane bir Nisan ayı geçirmenizi diliyorum. Nisan ayında da dolu dolu olacak. Umarım hiçbir problem olmaz ve ben Nisan ayı videolarımla karşınızda olacağım, geleceğim. Bekleyin beni. Çok güzel Nisan kitapları geldi efendim. Beni bekleyin. Buradan bir yere ayrılmayın. Tamam? Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın lütfen.